kurdukları offshore şirketinin de yetkililerinin hepsi İGA İstanbul Havalimanı'nın çalışanlarından seçilmiş. Cengiz kendi adına değil başkalarının adına yaptırmış. Paravan bir şirket kurdurmuş Trident Trust diye. İç içe şirket sokuyorlarmış. 40 bayır gibi. Onu açıyorsun başka şirket onu izini kaybettirecek. Yönetime koydukları da İstanbul Havalimanı'nın çalışanlarıymış. Ama yakalanmış. İtiraf etmiş. Yakında konuşacağız. Neyi konuşacağız? Dün de söyledik. Söylemeye de devam edeceğiz. 2006 yılında 21 Haziran 2006 bu parlamento iki parti AK Parti ve CHP uzlaşmayla çıkan kanun CHP'nin önemsediği bir kanun tam destek verdi bir günde çıktı. Vergi cennetlerinin listeleri ilan edilsin. %30 vergi alınsın. Böylece Türkiye'den vergiden kaçınma dedikleri vergi kaçakçıları offshore mofshore yoluyla giderse öyle şey olmasın. Yoksa ne yapıyorlarmış? Tekrar edelim. Malta'da vergi %2, Türkiye'de kurumlar vergisi %20. Offshore şirketi kuruyorlar. Mesela Virgin Adalarına kurmuş Rönesans, o da çıktı. %2 vergiyle gidiyor. Zaten çok düşük karla satıyor. Türkiye'den karsız çıkarıyor. Çok az vergi veriyor, hiç vermiyor. Oradan karı bindirip yapıyor. %20 yerine %2 vergi ödüyor. Bunları ilan edersen %30'da vergi alırsan bu operasyonlar yapılmaz. Yetki o gün Başbakan'a ve Bakanlar Kurulu'na değişen anayasadan sonra otomatik düzeltmeyle Cumhurbaşkanı'na 15 yıldır 7. fıkraya göre 2. maddenin 7. fıkrasına göre yapması gereken listeyi yayınlamadığı için millet dünyanın vergisini kaçırıyor. Şimdi burada bir soru. Rönesans iki offshore kurmuş. Bunlardan biri Virgin Adası'nda. Dünya kadar 210 milyon dolar götürmüş. O yüzden burada vergi vermemiş. İstediği kadar vergiden kaçınmış. Zorlanınca çıkınca bir şey itiraf ettiler. Biz o offshore adasında vergi cennetinde 1 milyar TL bağış yaptık Türkiye'den birine. Bunu açıklamıyorlar. Şimdi kimin kime bağış yaptığını, hayır yaptığından biz ilgilenecek değiliz ama adam 16 milyarlık kamu ihalesi alan şirketin başı. Kamudan ihale alan birisi 16 milyar. Türkiye'de değil offshore'da 1 milyar bir yere bağış yapıyorsa bu isimle ilgilenmek bizim sorumluluğumuz, görevimizdir. Bize bu ismi vereceksiniz. Erman Ilıcak. Eğer bu isim ilan edilmezse bu şüphenin altında bu ülkeyi yöneten herkes kalır. Bir de şunu soralım ya. Neden ama neden bu bağış bu memlekette değil de vergi cennetinde yapılıyor? Bir sürü vergi muafiyeti de olan kurum var, kuruluş var. Herkesin gözü önünde yap bağışını, al plaketini. Neden kurumlara değil, neden gazilere değil, şehit ailelerine değil, Kızılay'a değil, oraya değil, buraya değil de birine 1 milyar TL? Nerede, kime, niye? Bu soruların cevaplarını vermek Erman Ilıcak'ın boynunun borcudur. Öyle bu işin peşi kolay kolay bırakılmaz. Biraz önce Recep Tayyip Erdoğan, son not o geldi, il başkanlarını konuşurken dönmüş anayasanın ilk 4 maddesi, dün biliyorsunuz baltayı taşa vurmuştu, taştan ateş çıkmıştı. Kemal Bey de ona bağımsız bir sağlık kurulundan rapor almasını söylemişti. Şimdi dönmüş dolaşmış yine bir sürü onu söylüyor, bunu söylüyor. Bir özür gerekiyor. Sayın Tayyip Erdoğan, bir özür. Ben yorgunluktan, üzgünlükten, endişeden, sanrıdan, çünkü bu kadar yorgunluk, üzgünlük ve endişe, seçim gidiyor diye, yönetim gidiyor diye, bu kadar endişe sizin algınızı
karabartmış sanrılar görüyorsunuz ve gördüğünüz sanrı şu sonucu vermiş. İsmail Kahraman'la Kemal Kılıçdaroğlu'nu karıştırdınız değil mi? Anayasanın ilk 4 maddesi gitsin, laiklik kalksın diyen sizin 2 önceki meclis başkanınız İsmail Kahraman. Ama öyle bir durum ortaya çıkıyor ki akıl almaz bir şekilde halen daha çabalama kaptan kurtaramazsın. Şimdi 3600 ek gösterge, en çok vaat edip tutmadığı vaat inşallah 2022 sonuna kadar hallolmuş olacakmış. Ya ne hazırlığı? Göya hukuki altyapı. Ne hukuk burada yapılıyor? 3 maddelik kanun. 15 dakikada yazarım. 15 dakika. Cetveldeki şu katsayı 3600 olarak değiştirilmiştir. Hangi memurları söylüyorsa da bitti. Yürürlük yürütme bu kadar. Ne hukuki altyapı? Yani bu sene de vermeyecek. Gelecek senenin sonunda verilecek. Doğru. Neyi söylüyor biliyor musunuz? Seçim yapılınca yarın yapılsa yarın 2022'de erken seçim var diyoruz ya. 2022 sonunda alırsınız diyor. CHP gelir verir diyor. Yine vermeyecek. Polise söz verdi, öğretmene söz verdi. Askerlerin bir kısmına, alamayanlarına söz verdi. Din görevlilerine söz verdi. Yine vermeyecek. 2022 sonunda alırsınız. CHP gelir 3600'ü verir diyor. Bunun Türkçesi budur. Bir de demiş ki işçi de memur da verdiğimiz zamlardan memnun. Vallahi sarayın memurunu diyorsan, Fahrettin Altun'a soruyorsan onun memnun olduğuna bir şüphe yok. Ama milletin memuru, halkın memuru, devletin memuru asla ve asla bu zamlardan memnun değil. Buradan son olarak şunu söyleyelim. Vergi cennetlerinde faaliyet gösteren bu Mert firmasının isminin Burak'ın buğusu, Mustafa'nın M'si, Erdoğan'ın eri, Ziya Ülgen eniştenin Z'si olduğunu dün de gösterdim, bugün de gösteriyorum. Bu aslında başka bir kısaltmadır deyin. Hissedarlar bizim oğlan, enişte, kardeş değil deyin. Bizim çıkarmadığımız yasadan dolayı yurt dışında vergiden kaçınan, gemi alıp satan, para transfer eden, parayı giden para gelen para aklayan bir şirketimiz yok deyin. Vatandaşımız bu şirket var ve çatır çatır çalışıyor. Cumhurbaşkanı da görevi kötüye kullanıyor. Siyaset arkadaşlarının ve akrabalarının vergiden kaçınmalarına olanak sağlayacak bir durum var. Buna karşı yasal düzenlemeyi yapmıyor. Benim soracaklarım bu kadar. Başka sorunuz varsa cevaplayalım arkadaşlar. Efendim, dün 6 siyasi partinin önceki gün parlamenter sistemle ilgili bir toplantısı vardı. Ortak ilkeler de belirlendi dendi. Fakat AK Parti cephesini eleştiriliyor bu toplantılar. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'ın değerlendirmesi oldu. Parlamenter sistem çalışması siyasi irtica faaliyeti şeklinde bir Eskiden siyasi irtica diye suçlanınca köpür köpür köpürenler 20 yıl önceden kendilerine yeni terminoloji bulmuşlar. Çok çok memnun oldum Bülent Bey'in tasasına. Biz 6 kişi bir aradayız. Yansın kendi derdine. Devlet Bahçeli ile kalmış baş başa. Karşısı %75 düşmüşler 25'e. Ve millete daha iyisini, güçlendirilmiş parlamenter sistemi, dünyanın en zengin 10 ülkesinden 9'unun yönetildiği sistemi öneriyoruz. Millet heyecanlanıyor. Anketlerde %65 parlamenter sisteme destek var. Bülent Bey irtica getirecek bunlar diyor. Tarih tekerrürden ibarettir. Bülent Bey geçmişte bazı eleştirilerle muhatap olduğu zaman aklında kalmış, etkili olduğunu düşündüğü bir sözle bize saldırıyor. Millete hakaret etmesin. Eğer millet önüne konulan metne bakar ve bu olsun derse parlamenter sistem, güçlenmiş parlamenter sistem gelir. Kendileri o halde, o hal sopasıyla seçimin öncesi sırası sonrasındaki haksızlık, eşitsizlik, usulsüzlüklerle
51'e 49 değiştirdi, anayasa yürürlükte. Millet bugün %67 destek veriyorum dediği bir anayasaya gericilik demek, gericiliğin de milleti hafife